Selimciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Annemin işi var da Hakan abi buraya gelmemi söyledi. Aa, tabii canım geç. Çocuklar hadi siz yukarı üzerinizi değiştirin hadi. Nana babam bu gece geç gelmeyecek değil mi? Yok bir şey söylemedi neden? Hiç onu çok önemli bir şey söyleyeceğim de. Ağı var örümcek değil. Çağı var geçmiş değil. Kör olunca görürsün, gözle görmek mümkün değil. Bilmece bu işte. Ben daha önce hiç böyle bir bilmece duymadım. Ben de. Çocuklar, bu bilmeceyi çözersek her şey yoluna girecek. Yeniden sihir güçlerime kavuşabileceğim. Merak etme Nana, Kulin hemen çözer bunu. Hakan da geldi baba, işte. Nana, babam beni konsere götürür değil mi? Tabii canım, neden götürmesin? Şimdi yemeğini yesin, keyfi yerine gelsin. Hep birlikte söyleriz, olur mu? Tamam, hadi. Hadi. Hakan, Emre sana bir şey söylemek istiyor. Evet Emre. Araya aracı koymana gerek yok oğlum. Babacığım, hani Hayut diye çok ünlü bir rock grubu var ya. Öyle mi? Yarın akşam onun konseri var da beni götürebilir misin diye soracaktım. Neredeymiş? Hakan'cığım unuttun galiba. Yarın akşam Hasan Bey'le iş yemeğimiz var. Ha, akıl kalmadı ki bende. Yarın olmaz Emreciğim. Sonraki gün gitsek. İyi ama bir bu akşam bir de yarın var. Sonra kim bilir bir daha ne zaman konser verirler. İyi de oğlum yarın akşam imkansız. Bu akşam hiç olmaz. Çünkü sunum hazırlayacağım. Ayrıca sen konsere gitmek için biraz daha büyümeyi beklesen. Ya ne alakası var baba, herkes gidiyor. Evet Hakan abi, ben de yarışmadan bilet kazandım. Okuldaki diğer çocuklar da gelecek. İsterseniz ben götürebilirim. Olmaz canım. Sen ancak kendine sahip çıkarsın. Başınızda bir büyük olmadan hayatta olmaz. O zaman ben götüreyim. Zaten 2 gün sonra matematik sınavımız var. Gördün mü bak? Konser düşüneceğine derslerinle ilgilensen daha iyi olmaz mı? İyi de hem konsere gidip hem de derslerine çalışabilir. Öyle değil mi? Hakan, çocukların sorumluluğunu yanlış hatırlamıyorsam bana vermiştin. Ve ben de bunu doğru bulmuyorum. Sen benim annem değilsin, tamam mı? Bize karışma. Emre. 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 Duydum ben. Ben sınava çalıştırabilirdim aslında. Konu kapandı sanıyorum. Hakan abi ben izninizi isteyeceğim. Annem eve gelmiştir. Merak etmesin. Tamam canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Simge çok mu üstlerine gittik? Ay ne münasebet canım. Her dediklerine evet dersek yandık. Bak Özge'nin sesi çıkıyor mu? Kredi kartını, okuldan kaçmaları, sınavdan alınan sıfırları unutma. Çocukların disipline ihtiyacı var. Konsermiş şaka gibi. Ya bunca dersin arasında ne alaka? Emreciğim bak babana da hak ver. O senin iyiliğini istiyor. Hayır iyiliğimi falan istemiyor. Simge onu doldurup duruyor. Bugün işte yine babamla beraber olacak. Yine bize işkence yapacak. Kendini bizim annemiz sanıyor gerçekten. Ayrıca babam için en önemli şey iş. Bizim isteklerimizin onun için hiçbir önemi yok. Arkadaşlarımın babaları onlarla her yere gidiyor. Maça gidiyor, bala gidiyor, gezmeye gidiyor. Bizim babamızsa hep çalışıyor, hep. Evet. Lütfen üzülme bebeğim. Canım, yardıma ihtiyacın olmadığına emin misin? Evet evet, ben hallederim. Yarın sabah ofiste gözden geçiririz. Nasıl istersen. Unutma canım, çocuklara taviz vermek yok. Onların iyiliği için. Peki, peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hakan. 5 dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Amerika'dan döndüğünde söz vermiştin. Ne hakkında? Çocuklar. Hani işlerinden önce hep çocukların olacaktı? Aman ana ben ne yapıyorsam onların iyiliği için yapıyorum. Ayrıca Simge... Biliyorum.
Son zamanlarda seni fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattım. Yeteri kadar çocuklarla ilgilenemedim. İnan bana, elimden geleni yapıyorum. Ben de sana karşı bazen anlayışsız davranıyorum, değil mi? Önemi yok. Bak, ben sadece bir kez daha düşünmeni istiyorum. Çocukların Simge'nin ya da benim düşüncelerimden önce sana ihtiyaçları var. Senin sevgine ve ilgine. Bunu unutma, olur mu? Haklısın. İstersen sen çalışmaya başla. Ben de bir kahve yapayım, ha? Olur, tamam. Emre, her şey ya eskiye dönerse ya babam Simge'yle. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Merhaba çocuklar. Bak sen, kim gelmiş? Demek sen Kulina'nın torunusun, ha? Evet. Peki Şemsi Koluyanık kim? Kim olacak? Şoker tabii ki. Şoker mi? Demek o yüzden sürekli benim peşimdeydiniz, kolyemi almak için. Evet, ama bizi bunu ileride zorlamıştı. Şimdi dostuz, öyle değil mi? Çok emin değilim. Demek şoker, ha? Boş ver onu. Sersem sünger kafam teki. Ayrıca anneannemin gözü hep onun üstünde. Size bir şey yapamaz, korkmayın. Peki senin de sihir güçlerin var mı? Emre! Ne var? Evet, ama artık dünyada kullanmama izin yok. Peki neden okula geldin? Artık benimle işim bitmedi mi? Çoktan bitti. Okula gelmemin nedeni anneannem. Beni zorla gönderdi. Sizinle de arkadaş olmamı istiyor. Vay be, sen peri değil misin? Okuyup ne yapacaksın? Bence de saçma, ama annem beni alınca burada yaşayacağız. Hem ben anne tarafından peri, baba tarafından insanım. Baban insan mı? Evet, bir sihir cambazı. Sihir güçlerini kullanamıyorsan sen de ders mi çalışacaksın yani bizim gibi? Maalesef. Oo, şu hale bak. Hem peri ol, hem de otur matematik problemi çöz. Ne tuhaf. Hadi yakala. Yağmur, bak burada bir adı atsana. Ya. Öğretmenim, bu ya öğretmenim. Tut Ömer. Kızım ya, daha önce hiç oynamadın mı? Yakalasana şu topu. Oynamadım, ne var? Öğren o zaman. Bana atın, bana atın. Yakala. Atın, bana atın. Öğretmenim, bana da atın. Hadi. Kızım. Atsana. Hadi. Size sınıftaki Zeynep'i gördün mü ya? Yok, hayır müdür hanım. Bana at, hadi. Görmedim. Ha. Emre, dur. Kırsana oğlum. Yakala şu topu ya. Ne yapıyorsun sen? Ben mi? Ne oluyor burada? Ya dur. Bana bak, sök onu çabuk. Neden? Burası okul da onda. E daha iyi ya. Çık çık. Çık 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 çık. Bir yürü, bir yürü diyorum. Ya bırak. Bak, yürü ya diyorum ya. Bıraksana. Bak, hala konuşuyor. Bıraksana. Yürü hadi. Aa, haydut kurumunun konseyi varmış. Bu gece ve yarınki ver gece sadece. Ver onları bana. Ver diyorum şunları. Ver. Ama iki gece. Oğlum çok eğleneceğiz ya. Süper olacak. Ama onlar çok iyi müzik yapıyorlar. Bırak. Sizden de ancak böyle bir tepki beklenirdi. Dershaneye gitmek zor oluyor. Yok, hafta sonları gittiğim için problem olmuyor. Özer, hop. Dur oğlum. Dikkat et oğlum, düşeceksin. Oğlum bil bakalım ne oldu. Ne oldu? İnternette bir yarışmaya katıldım. Ve iki konser bileti kazandım. Konser mi? Ne konseri? Sıkı dur, söylüyorum. Hadi sene ya. Söylüyorum. Reklamlardan sonra. Hadi be oğlum. Haydut grubunun konseri. Ne diyorsun oğlum ya? Gerçekten mi? Evet. Hatta konserden sonra kulise gidip grupta fotoğraf bile çektirmeme izin verecekler. Peki yanında kimi götürmeyi düşünüyorsun kanka? Konsere iki bilet. Hadi oğlum, söylesene. Kanka, konsere kimi götüreceksin? Kulina, ödü mü patlattın? Ay, sen de benim meraktan çatlattın. Baş başa kalabildiniz mi? Evet. Tam beni öpecekti. Ben artık çalışsam iyi olacak. Hmm. Raporları bitirmem lazım dedi. Ve masaya çizimlerinin başına geçti. Ay, bu erkekler kahramanlık, kavga dövüş oldu mu en önde giderler. Bir kadını öpmeye sıra geldi mi korkak tavşana dönerler. Kısacası olmadı, beceremedim. Sihir güçlerimi geri alamayacağım. Ay, Kulina,
Bence Hakan bana aşık değil. Dur bakalım. Aşk sadece öpüşünce kanıtlanacak bir şey değil ki Nana. Belki de konsey üyeleri olumlu karar verir. Hiç sanmıyorum. Hakan tek bir söz bile etmedi. Hayır öpmese bile seni seviyorum diyebilirdi. Bazen susmak da en büyük şeyleri söylemek anlamına gelir. Ben eğer aşk kadınıysam şuraya yazıyorum. Hakan sana aşık. Buna inanmayı öyle çok isterdim ki. Makbul Sultan telefonumu buldum. Hadi git çabuk git. Tamam git, arama. Olur evladım. Günaydın Nana. Günaydın. Dün akşam... Şey diyecektim. Ne? Şey... Benim raporları bitirmem gerekiyordu. Önemli değil. Ben kahvaltı hazır mı diye bir bakayım dedim. Hazırlıyorum. Ay bak ben sana diyorum. Bu çocuk sana kesik. Kulina. Ay tamam. Eğer konsey aranızda yaşananların aşk olduğuna karar verirse... ...sihir güçlerini yeniden kazanacaksın. Düşünsene Nanacığım. Aslında ondan daha önemlisi Hakan'ın duygularından emin olacağım. Sen kesinlikle insan olmalısın. Sihirle falan hiç işin yok senin. Baksana neler düşünüyorsun. Hadi ben konseye gidiyorum. Tamam. Hadi bırakın sineği işini. Okula geç kalacaksınız. Doğru banyoya. Hadi bakalım yüzünüzü yıkayın. Ben de gecikmeden çıkayım Ahiret bari. Evet evladım. Ne yapayım yaşlı. Üstelik hasta. Benden başka hiç kimsesi yok. Tabii Makbul Sultan. Git. Hadi. Nana, bazen çocuk gibi oluyorsun biliyorsun değil mi? Ben çocuklara bakayım. Evet beyler. Vallahi çok iyi oldu. Hakan'ın sevdiği büfeden sipariş verdim. Hadi Hakan. Geldim. Ama bu kadar şımartma bizi. Eve gitmeyip ofiste yatacağız vallahi. Yani lafın gelişi tabii. Hakan'cığım şuraya da bir imza at da muhasebeye götüreyim artık. Aksamasın. Teşekkürler. Ya... Ben zamanında büyük eşeklik ettim değil mi bu kıza? Yani? İnsanın gönlü başka diyor, aklı başka diyor.
Simge benim hayatımı öyle kolaylaştırıyor ki. Nana? Ne demek Nana? Yani gönül tarafın ne diyor? Bir şey demiyorum. Çünkü o gönül hep benden kaçıyor. Ne zaman ne yaptığı hiç belli değil. Bakıyorum yüzün gülüyor. Yalnız kalamıyoruz ki. Yalnız kalsak kesin bana açılacak. Ay Volkan. Senden bir iyilik isteyeceğim. Buyur. Yuva yapmanıza bir yardımımız olsun bari. Ya dalga geçme ya. Akşam diyorum ki Nana ile çocukları alıp sinemaya mı gitsen? Biz de Hakan'la evde baş başa kalsak. Ne olur. Ne olur. Tamam tamam. Canım arkadaşım benim. Ben hemen kuaföre gidip saçlarıma bakım yaptırayım o zaman. Hakan'ı sen ikna et, tamam mı? Tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki Ender Bey. Yarın toplantıda görüşürüz o halde. Saygılar. Hakan ya. Çocukları görmeyeli çok uzun zaman oldu. Gözümde tütüyorlar. Onlar da seni özledi. Emre ne zaman maça götüreceksiniz beni diye sorup duruyor. İşten bir fırsat yaratamadık ki. Maça da gideriz de ben diyorum ki çok güzel bir animasyon filmi oynuyormuş. Bu gece alayım çocukları, hatta Nana'yı da, doğru sinemaya. Siz de Simge ile evde çalışırsınız. Bilmem ki, Simge ne de? Onun canına minnet. Nasıl yani? Canım, Özge'yi de götüreceğim. İyi, konuşalım bakalım. Tamam. Alo, Volkan? Geliyorsun değil mi? Ay tamam canım, teşekkür ederim. Bu iyiliğini unutmayacağım. Tamam, bay bay. Biletleri almış bile. Ay bebeğim, bu eve misafir olarak değil, evin sahibi olarak geleceğimiz günler çok yaklaştı, inan bana. Ah, Hakan'la baş başa kalınca bak gör onu ben nasıl ikna ediyorum. İşte ben en çok bunlarda zorlanıyorum Selim abi. Ya öğrenirsin, merak etme. Şu soruya bir bakalım mı? Tabii. Çok güzel görünüyorsun Zeynep abla. Teşekkürler Yağmurcuğum, sen de öyle. Bu soruyu nasıl çözeceğiz? Onları topladıktan sonra böleceksin. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben şimdi kontrol edeyim. Sana yanlışları anlatacağım, tamam mı? Hakan, bu ne? Ne güzel değil mi? Ben de çok şaşırdım. Çocuklar ders çalışmak için Selim'e ve Zeynep'i çağırmıştı. Ha, tamam. Şimdi senin yöntemlerin gerçekten işe yarıyor. Sağ ol canım da Volkan geliyor, çocukları sinemaya... Şşşt! Aman sus, ben hiçbir şey söylemedim. Hazır hevesleri yerindeyken bırak çalışsınlar. Hadi gelin, gelin seni. Çıkan sonucu ikiye böldükten sonra sonucu ulaşıyorsun zaten. Sonucu yaparsanız zaten aynı sonuç. Yazdın mı? Tamam. Anladın mı? Tamam işte. Of, nasıl bitireceğim dersleri? Tamam işte, Selim abi sana yardım eder, Zeynep abla da bana. Ödevlerimizi çabucak bitiririz. Benim de dersim çok iyi, ben de yardım edebilirim. Sağ ol, istemez. Zeynep abla, hadi biz yukarı çıkalım. Ben de. Kusura bakma ama biz ders çalışacağız. Sen burada kalıyorsun. Ver bakalım şunu. Bunun üzerine bir bardak su içeyim bari. Şurada da... Aferin çocuklar. İkiniz de ödevlerinizi çok güzel yapmışsınız. Yalnız Emre'cim, burada bir soruyu boş bırakmışsın. Gel bakayım. Bak. İşte şu soru. Onu yapamadım. Bundan sonra bilemediğin bir şey olursa haberim olsun. Ben sana yardım ederim. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Tamam mı? Tamam. Simge hadi başla artık. Bak çayın soğudu. Önemli değil. Nana değiştirir. Zahmet olmazsa. Tabii canım. Ne zahmeti? Yumurta hiç güzel olmamış. Yeme tatlım o zaman. hadi bakalım. Herkes sütünü bitirecek. Hadi. Nana hadi sen de otur artık. Herhalde yer yok diye oturmuyor. Mutfakta ya canım sende. Olur mu canım? Makbuş Sultan'ın yeri boş ya. Gerek yok, aç değilim zaten.
Hakan'cığım bak bu şu yine tansiyonu çıktı. Ona birkaç gün izin versek de köye gidip biraz daha havası alsa. Hı? Ne dersin? Az önce baktım ben, daha iyiydi. Biraz dinlensin geçer. Ben sütümü bitirdim, çay içmek istiyorum. Nana. Nana. Hı? Tamam al canım. Merhaba. Ne o Şoker? Beni ziyarete mi geldin? Ne oldu Nana? Artistlik yapıp sihir güçlerinden oldun. Şimdi de hizmetçi gibi çalışıyorsun bakıyorum. Şoker. Seninle uğraşacak halim yok. Zaten canım sıkın. Ayrıca seni kimse görmeden çek git buradan. Yoksa Kulina'dan ceza mı almak istiyorsun? Hı? Yok almayayım canım. Sinir. Sinir oluyorum sana. Sinir. Güzel. Bu ne ya? Nana sen kendinde misin? Çocuğuma bunu mu içireceksin? Nana bu ne? Bilmiyorum. Ama ben çay koymuştum. Senin aklın bir karış havada. Rica ederim biraz daha dikkatli ol. Çocukları zehirlemek mi istiyorsun? Ay götür lütfen şunu. Bir şey istemiyoruz. Hakan görüyorsun değil mi? Bugünlerde çok yoruldu. Makbuş Sultan'ın da işlerini yükleniyor. Ben doydum. Ben de. Ellerinizi yıkayın cicişler. Görüyor musun? Ellerini mutfakta yıkamaya alıştırmışlar. Hayatım banyoda yıkamaları gerekmiyor mu? Ne fark edersin bir? Ay çok şey fark eder. Ama sen hiç merak etme hayatım. Çocuklara ben her şeyi öğreteceğim. Temizlik nedir öğrenecekler. Of hep bizim yüzümüzden oldu. Ben internette babamın paralarını kaybetmeseydim. Ben de sınavdan 0 almasaydım böyle olmayacaktı. Kendini bizim annemiz sanıyor ama çok yanılıyor. Kendinizi suçlamayın çocuklar lütfen. Sakın üzülme Nana. Babam Simiye ile evlenmez biliyorsun. Bilmiyorum Yağmur. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Ama sizi asla bırakmayacağım, söz veriyorum. Bakın susuyorsam huzurumuz bozulmasın. Siz üzülmeyin diye. Çocuklar hadi geç kaldık. İyi dersler. Hoşça kal Nana. Akşama görüşürüz. Güle güle.